Merhaba arkadaşlar. Bugün ev yapımı zeytinyağı da propolis ekstrasını göstereceğim sizlere. Evet, peteklerin propolis ızgarasıyla toplanan propolisimizi soğuk buzlukta birkaç gün beklettikten sonra el mikseri ile çekilip şöyle şu halde toz hale getirilmesinin ardından üzerine yani aşağı yukarı şurada 50-100 gram civarı bir propolis var. 1/3 oranında da yağ koyacağız. Yani yağın seviyesi de şu kadar falan olacak. Tamam mı? Bundan sonra da bunu her gün günde 2 veya 3 sefer çarkalayıp çözülmesini sağlayacağız. Burada ben bir ufağını denedim. Bu aşağı yukarı 20-25 gün oldu. Şu anda 3 aşamaya ayrıldı. Alt tarafta tortusu, burada propolis, şu üst kısımda da zeytinyağı olarak 3 kısma ayrılıyor. Şimdi ben video çekimi ani oldu. Çarkalamış bulundum. Ondan dolayı bu 3 ayrımı göremiyoruz. Şimdi yenisini yapacağım. Zeytinyağımızı ekleyeceğim. Şimdi videoyu şuraya ayarlayıp şimdi çekmeye devam edelim. Evet. 1/3 oranında. Yani propolis 1/3 oranında kalacak. Zeytinyağını koyuyoruz. Kapağı kapatıp bu şekilde böyle sallıyoruz. Yani bunu okuduğum kaynaklara göre olgunlaşması yani tam ekstra olmuş hali 40-45 günlük deniyor. Ondan dolayı sabırla yapacağız. Yani ben alkolle çözme taraftarı değilim. Ben böyle zeytinyağıyla hem doğal hem de güzel bir şekilde evimde yapma taraftarıyım. Evet, böyle çarkılıyorsunuz, sonra bir köşeye bırakıyorsunuz arkadaşlar. Evet, böyle günde 3 sefer, 2 sefer aklınıza geldikçe çarkılıyorsunuz ve 15-20 gün içinde aradaki farkı göreceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, hayırlı bol kazançlar efendim.